Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi kazanım 24 bölümündeyiz. Biz burada neleri bulacağız? Ee, bir bakalım. Soruyu çok büyütmüşüz. Soruyu göremedik bir an. X kare artı Y kareyi bulacakmışız. Evet. Tamam. Ee, mevzu nedir? Bir kere burası dikse şurası da diktir. 3, 4'ten dolayı burası da 5'tir. Sonrasında bununla bunun kareleri toplamı şu ikisinin kareleri toplamına eşitti. Yani x kare artı y kare bunun karesi 25 şunun karesi 9 kere 5'ten 45 topladığımızda da 70 elde ediliyor. Geçiyoruz. Burada bize x soruluyor. Ben şu şekli aşağı devireceğim. Yani takvim yaprağı gibi düşünün bunu. Şunu buraya simetrik olarak ne yaptık? Kaydırdık. Ee, burası kök 5 iken burası da yine kök 5. Şurası da 15 yapıyor. Sonrasında dörtgendeki kuralımızı kullanacağız. Bunların kareleri toplamı. Bunun karesi 5. Sonra bunun karesi ne yapar? 16'nın ee, karesi 256 eşittir. 15'in karesi 225 ve artı x kare çıktı. Şunları topladığımız zaman 261, 225'i bir çıkartalım ne geliyor? 11'den 5 çıktı, 6. Burada 5, 3, evet 36 geldi x kare. Demek ki x değerimiz 6 çıkıyor. Pekala. Üçüncü sorudayız. Biz burada x'i istiyoruz. İlk etapta şunun 90 derece olduğunu görelim. sonra burada dik üçgende dik kenar çizildiği zaman bu parçalar şu kenar da eşit uzunluktaydı. Yani şu üç parça da birbirine eşittir. Yani bunların da xx olduğunu söyleyeceğiz. Sonrasında şunların kareleri toplamı 16 artı 36 eşittir. Şunların kareleri toplamı. Ne yapıyor? Bunun karesi 2. Bu 2x da 2x'in karesi de 4x kare yapar. Pekala. Ee, şurası 52 yaptı. 2 çıktı 50. Böyle çıktı değil mi? 50 çıktı. O zaman 50 bölü 4x kareye eşit. Yani e, sadeleştirelim 25 bölü 2'nin kare kökü. Bu da nedir? 5 bölü kök 2'dir. Kök 2'leri de genişletirsek 5 kök 2 bölü 2 çıkıyor.